Herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde Paint programı ile pusula yıldızı çizimini göreceğiz. Bunun için bilgisayarımızda bulunan arama yerine Paint yazdığımız zaman ücretsiz resim aracı olan ve her bilgisayarda bulunan Paint programı açılıyor. Program bu şekilde açtıktan sonra ilk olarak çizim boyutunu çizgi boyutunu ayarlıyoruz. Şuradan en kalın çizgiyi seçtim. Siyahı seçtim. Ve bir daire çizeceğim. Buradan daireyi seçtim. Şöyle ekranıma sığabildiği kadar büyük bir daire çiziyorum. Bunu şöyle ortalık bir şekilde alayım. Köşeden tutup biraz daha büyüteyim. Bu şekilde bir daireyi çizdikten sonra şimdi şurada bulunan çizgiyi seçtim. Ve yukarıdan aşağıya daireyi kesecek şekilde bir düz çizgi çekiyorum aşağıya kadar. Aynı şekilde yatayda da şöyle biraz daha aşağıya alayım. Şöyle ortalandı gibi. Evet. Şimdi bunlar bize ana yönleri gösterecek. Şimdi ara yönler için şuradan çapraz çizgiler çekiyorum şöyle. Aynı şekilde bu taraftan da. Tam merkezden geçmesine dikkat edelim. Evet, şimdi sıra geldi bu uçları birleştirmeye. Yani şuradaki uzun çizginin ucuyla kısa çizginin ucunu birleştiriyoruz. Aynı şekilde yatayda bulunan çizgileri de birleştirelim. Böylece pusula yıldızımız ortaya çıkacak bakın. Evet, bunu yaptıktan sonra şimdi ara yönler için diğer kısımları çizelim. Bu defa şurada çapraz olarak çizdiğim çizgiyi biraz uzatacağım şu şekilde. Evet, bunu yaptıktan sonra şimdi bunu şuradan tutup buradaki çizgiye kadar dar açılı bir üçgen oluşacak şekilde birleştiriyorum. Aynı şekilde simetrik bir şekilde bu tarafı da ayarlıyorum.
Eğer düzgün çizemezsek yukarıda geri tuşu var bakın. Ya da Ctrl Z yaparsanız geri alabilirsiniz. Sanki şuranın ucunu tam denk getiremedim. Bir daha test edeyim. Evet, bu şekilde. Ve son ucunu birleştirelim. Evet, bu şekilde pusula yıldızımız neredeyse hazır. Şimdi sıra geldi isimlendirmeye. Ve isimlendirme için buradan metin kutusunu seçip bu şekilde üzerine tıklayıp farklı bir renk seçebiliriz bunun için. Şöyle kuzey. Doğu. Güney ve batı olmak üzere şu şekilde isimlendirebiliriz. Yine ara yönler. Kuzeydoğu. Güneydoğu. Güneybatı. Ve de Kuzeybatı. Bu şekilde hazırladık. Şimdi derecelerini de yazmamız gerekiyor. Örneğin kuzey 0 derece ile başlıyor. Buradan saat yönünde ilerlemek suretiyle toplamda 360 derece tamamlanıyor. Şimdi biz bunu 4 ana yön var. 4 ana yön 90'ar derece aralarında açı farkı var. Onların arasında da ara yönlerin arasında da 45'er derecelik bir fark var. Buna göre kuzey yönümüz 0 derece olacak. Bunu biraz daha yukarı alabilirim belki. Kuzey doğu yönü 45. Doğu 90. Şöyle yaklaştırayım. Güneydoğu 135, Güney 180, Güneybatı 225, Batı 270. Burası da kuzeybatıda 315 derece olarak ayarlıyoruz. Şimdi derece simgesini ben şöyle küçük yuvarlakları kullanarak koyacağım. Pek de yazdırmadım onu. Ve son olarak boyayacağız pusulamızı ve tamamlamış olacağız bu şekilde. Evet, derece simgelerini de yerleştirdim. Şimdi sıra geldi renklendirmeye. Hemen renklendirelim. Öncelikle siyah rengi aldım. Buradan kovayı seçiyorum bakın. Bir de kırmızı.
şekilde pusula yıldızını hazırlamış olduk. Son olarak bir dış çerçeve daha çizersek. Şöyle bir daire daha. O kırmızı daire kalmışım, pardon. Hemen siyahı seçtim tekrar. Bir daire daha çizdim. Evet, bu şekilde hazırlamış olduk. Şimdi bunu daha sonra isterseniz rüzgarların isimlerini de ekleyebilirsiniz. Evet, pusula yıldızımız bu şekilde. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.